Değerli izleyiciler, gazetemiz Bizim Anadolu'nun 30. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 30 ila 30 ödül galası 15 Eylül 2024 pazar akşamı Montreal'de Centre de Ressources Communautaire de Côte de Neige salonlarında gerçekleştirildi. Kalabalık bir konuk topluluğunun katıldığı galada başta gazetecilik olmak üzere müzik, fotoğraf, ağız tadı gibi ödüllerin yanı sıra geçmişten günümüze toplum için çalışan gönüllülere de değişik toplum ödülleri ve onur ödülleri dağıtıldı. Bu arada unutmadan 30. yıl galamıza yanıt veren, katılan, uzaktan yakından kutlayan tüm okurlarımız, izleyicilerimiz ve dostlarımıza, ayrıca galada büyük emekleri olan başta kız kardeşim Fatoş Zehra Özen olmak üzere, Rabia Sağ Şeşen öğretmenim, değerli sanatçımız Sema Gültekin ve eşi Hüseyin Gültekin, yine değerli sanatçımız Kader Çolak ve Ali İhtiyar çifti de içinde olmak üzere, öte yandan Azerbaycanlı dostlarımızı unutmadan, Karabağ şehitleri simgesi Har Bülbülü armağan eden Rena Hanım'a ve de çiçekleriyle bizi hep onurlandırıp mahcup eden Fatma Yıldız öğretmenime, unuttuklarım varsa lütfen beni bağışlasınlar, Ömer Özen olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler iyi ki varsınız, sağ olun, var olun. İşte o geceden görüntüler. Efendim, hoş geldiniz. Vallahi dostlar, böyle bir arada görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok uzun zamandır göremediğim insanlar var. Bu vesileyle sizleri de görmüş oldum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ufak bir saydam gösterimiz olacak. Ondan sonra zaman geçirmeden ödül törenine geçeceğiz. Değerli dostlar, bir Bizim Anadolu öyküsü anlatacağım. Tasalanmayın, uzun olmayacak. Haktan buralarda mı? Buralarda bir yerdeysen merak etme kardeşim. Yaşam öykümü anlatmayacağım. Kısa keseceğim. Karlı bir kış günü doğdu Bizim Anadolu, 1994 Ocak ayında. O kış -63 dereceyi gördük biz. Hatta bir arkadaş Turan Kalfa'nın sağlamış olduğu yerde birkaç dakikalığına dışarı çıkıp arabasına antifriz koyup içeri döndüğünde henüz oturduğu sandalyeden bir kırık sesi geldiydi de "Abi, pantolonum kırıldı" demişti. Dikkatinizi çekerim, yırtıldı değil, kırıldı. Böyle bir kışta doğan Bizim Anadolu, o günlerde yeniden örgütlenmeye çalışan toplumca sıcak karşılandı. Eli kalem tutan, düşünen insanlarca da desteklendi ve kısa sürede Kanada'nın doğusundan batısına toplumun sesi ve savunucusu oldu. Çok şeyler yaşadı Bizim Anadolu. Bazen Türkçe savunucusu olduğu için züppelikle suçlandı. Bazen "Dil derneği miyiz kardeşim?" diyerek yazarlarınca bile eleştirildi. Ama Osman Bolu gibi değerli edebiyat insanlarından "Siz gurbette değilsiniz, diliniz sizin yurdunuzdur. Taşıyıp yaşatmış olduğunuz dilinizle nerede olursanız olun siz yurdunuzdasınız" ya da Meriç Velidede oğlu gibi araştırmacı gazetecilerden "Bizim Anadolu yurt dışında Türkiye'deki birçok çevreden çok daha duyarlı olarak öz Türkçeyi savunuyor ve yaşatıyor" gibi övgü dolu sözler de aldık. Bizim Anadolu'nun felsefesi yaşanmış Almanya örneği bir gettolaşmaya karşı olmakla birlikte o nedenle 3 dilde yayınlanmaya başladı. Dilimizi, kültürümüzü de bu yeni ortamımızda yaşatma üstüneydi. Elbette birçok kesimden ölüm tehditleri de içinde olmak üzere değişik tehditler de aldık. Hiçbir zaman yılmadık. Habercilik görevimizi yerine getiriyorduk. Bizim hiçbir zaman kişisel polemiklere girme derdimiz olmadı.
kişilerle uğraşmak yerine hep toplumsal çıkarları öne aldık. Gençler başta olmak üzere sözü olan herkese yer vermeye çalıştık. Birçok kişi bizim Anadolu'da gazeteciliğe başladı. Sözü vardı ve insanlarla paylaşmak istiyordu. Bunun yanında yazın insanları, eşdeğişle deneyimli edebiyat insanları, çağcıl toplumsal dava insanları, profesörler ve gazeteciler de bizim Anadolu'nun iştenliğine katkıda bulunup toplumumuza seslendiler. Her zaman toplumun yanında olduk. Değişik ortamlarda toplumumuzun çıkarlarını savunduk. Kültürümüzü tanıttık. Örgütlenmelerde hizmet vermek isteyenlere karınca kararınca destek olmaya çalıştık. Toplum için iyi, doğru olanı desteklemekten kaçınmadık ama gördüğümüz bir yanlış olduğunda da yanlışa yanlış demekten de kaçınmadık. O nedenle bazen eleştirilerimiz sert oldu. Ama hani o ünlü deyimde olduğu gibi meramımız hep üzüm yemek oldu. Bağcıyı dövmek değil. Haberciliğin yanında ekinsel etkinliklerde de ön almaya çalıştık. Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak etkinlikler düzenledik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü söylemini Kanada'da toplumumuza sunduk. Türk Kültür Günleri düzenledik. Nazım'ı andık kebekli sanatçılarla birlikte. Fotoğraf, resim sergileri, müzik, şiir geceleri düzenledik. Kanada Kebek ortamında değişik sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalara imza atarken bir gözümüz de hep ana yurtta oldu. Ana yurdumuzda ağladık, ana yurdumuzda güldük. Özel seçim sayıları, özel deprem sayıları çıkardık. Bir çağın değişimine, dönüşümüne tanıklık ederken kendimizi de güncelleştirmemiz gerekiyordu. Bir an geldi, ister istemez basılı yayını bıraktık ve sanal dünyaya geçtik. Yazılı ve görüntülü yayınlarla toplumumuza hizmet etmeyi sürdürdük, sürdürüyoruz. Bunların yanında Türk Film Festivali düzenledik. Ekibimiz, kadromuz yetkindi, profesyoneldi. Orada çalışmak, hizmet etmek isteyenlere gelin birlikte çalışalım, daha iyisini yapalım dedik. Yok. Karşımıza başka bir oluşum ve festivale geldiler. Türlü olanaksızlıklara karşın profesyonelliğimizi sürdürdük ve 10 yıl yaşatmayı başardık. Elbette gönüllülerle, karınca kararınca destek çıkanlarla birlikte. Ama bir yere geldi, dayandı. Yeterince kurumsal destek olmadığı için bitirmek durumunda kaldık. Diyeceğim söylenecek çok şey var da, neyse, burada keseyim ve tüm dostlara yeniden geldiğiniz için çok teşekkür edeyim. İyi ki dostlar var, eşdeğişle iyi ki sizler varsınız. Yeniden hoş geldiniz. Efendim yeniden hoş geldiniz. Yani haktansız olmazdı. Zaman geçirmeden, bu arada hani yaşam öykümü anlatmadım. Ödüllerin hepsini de sunmayacağım çünkü sabaha kadar sürer. Onun için olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum ama burada olmasalar da anmak istediğim insanlar var. Örneğin Ömer Özen yazayım mı dedi. Ta başından beri ilk yazarlarımızdandır. Bizim Anadolu'da virgülüne dokunmadan konuklarla söyleşti. Bir biçem oluşturdu. Siz eski dilde tarz mı diyorsunuz? İşte ondan. Ayşen'in Suadiyeli Ataoğlu bizim Anadolu'nun demirbaşlarındandır. Şimdi torunlara bakıyor. İyi ki varsınız Ayşenur Hanım. Burada olmasanız bile gönlümüzdesiniz.
Bir başka demirbaşımız da Destan'ın. Bestebarki iddiasız ancak çok önemli yazılar yazdı. Hala arada yazar. Gidip gördüğü ülkelerden yazdığı yazılarla da okuyucularımızı değişik konularda bilgilendirir. Beste Hanım da torun büyütenlerden. İyi ki varsınız Beste Hanım. Yalçın Diker gazetemizin Ottawa temsilcisidir. Şimdilerde kendi YouTube kanalı var. İzleyin. İlginç konularda toplum üyelerini bilgilendirir. Diaspora başlığı altında Türk toplumu başta olmak üzere değişik yazılarla bizim Anadolu okurlarını bilgilendirdi. Kanada'nın Yolları Taştan başlığı altında iki kitabıyla Kanada Türk toplumunu yazdı. Hem toplum için hem araştırmacılar için çok önemli kitaplardır. Okumanızı öneririz. Sağ olun Yalçın Bey. İyi ki varsınız. Vartan Hezaran. Vartan Hezaran'dan söz etmesek olmaz. Değişik başlıklar altında yazdı. Kahve Bahane, Haremde Yaşam dizi yazıları, Quebec şairlerini tanıtan yazılar yazdı. Lava Dana Plan başlığı altında yazdığı kitabıyla Quebec'te ayın yazarı seçildi. Şimdi emekliliğini yaşıyor. En ünlü sözü, Ömer bizim Anadolu'ya son yazımı yazmadım ha, dur. Bekliyoruz kardeşim, hala bekliyoruz. Duygu Özmekik, aa gördüm. O Türkiye'nin masalcı ablasıydı, küçük masalcı ablasıydı. Çocukluğunda dünya liderlerine, başkanlarına Barış Hemen Şimdi yollu resimler yaptı, mektuplar yazdı, gönderdi. Çocukların dünyasını yazdı. İnsekta başlığı altında armoniyi bulmak konulu çocuk kitapları yazdı. Bizim Anadolu'da yazın sanat üzerine yazılar yazdı. Bizim Anadolu'yu şenlendirdi. İyi ki gelmiş. Bu arada bir dakika ben bir iki Yalçın Bey'den başlayarak ödülünü sunsam iyi olacak. Değil mi? Böyle konuşmuyorsun demiyorsun. Hatta aldın başını gidiyorsun diye. Ağzım açacak hal bırakmasın ben de. Girişat bayağı iyiydi. Sen de haklısın. Efendim Yalçın Bey'i sahneye davet ediyoruz. Herkesin önünde vermek üzere. Şöyle efendim yerimiz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Diğer dostlar olmadığı için Duygu Özbekik, lütfen. Duygu hoş geldin. Duygu bizi terk etti aslında. Alıyorum mu? Alıyorum. Beraber şöyle bir. Duygu Hanım alacak da sen bir türlü öğrenirsin. İşte vermiyor. Vermiyor mu öyle? İyi ki geldin, sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol. Sıralamalar abecesel sırada. Dolayısıyla hani senin yaşın yetmez tabii, alfabetik demek istiyorum. Aaa! Şimdi soyadına göre alfabetik olduğu için Celal Uçar'dan söz edeceğiz. O Toronto'da bizim Anadolu'yu temsil etti. Öyle ki bizim Anadolu'nun sahibi sanıyorlardı Toronto'da. Türkiye'de bile bizim Anadolu'nun sahibi olduğuna ilişkin söylentiler kulağımıza kadar geldi. Ama hakkını yemeyelim. Toronto'yu bir baştan bir başa gezip Anadolu'yu dağıttı. Onun evlere perde işi yaptığını sananlar da oldu.
Çünkü köşesinin adı Perdeciydi. Halbuki Celal Uçar aynı zamanda bir tiyatrocuydu ve perdeci sözü tiyatro perdesinden geliyordu. Şimdi emekliliğinin tadını çıkarıyor. Bizim Anadolu'ya büyük emekleri vardır. Lebdebeden leblebiye anlar. Makineyi birilerine verir. Fatura sen çekeceksin sanıyorum. Leb demeden leblebiye anlar. İş çözülüzüdür. İlk gençlik çağlarında, bu demek ki şimdi daha olgun bir genç, geldi, benim söyleyecek sözüm var dedi. Çevresine kendisi gibi gençleri topladı ve bizim Anadolu'ya yeni bir enerji kattı. Elbette devam etti ve bir de basın ödülü aldı. GYN'in göz bebeğidir. Güzelim. Sinem Vardar Yıldız, alkışlarınızla lütfen. Şey bundan yapamadım. Çocuğa ayıp olacak. Buyurun efendim. Deneyelim bir daha olursa. Teşekkür ederim. Gazeteli ödüllerimiz bitti bu arada. Çünkü birçok arkadaş gelemedi. Bu kez bir Kanuni'den söz edeceğiz. Kanuni Süleyman'dan değil. Gayri Kanuni Süleyman'dan da değil. Kanun virtüözü Cidem Başar'dan söz edeceğiz bu kez. Yaşından beri kanun çalan Cidem Başar, uzun süreden beri sanatını Kanada'da, özellikle Montreal'de sürdürüyor. Ancak Montreal merkez olmakla birlikte, evrenin hemen her köşesinde müzik yapıyor. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya çeşitli müzik öğretileriyle birlikte değişik müzik tatları ortaya çıkarıyor. Çeşitli müzik ödüllerine de layık görülen kanun virtüözü Cidem Başar, değişik orkestralara eşlik ettiği gibi kendi albüm ve bestelerini de müzikseverlerin ilgisine sunuyor. Ayrıca Centre des Musiciens du Monde, Dünya Müzisyenleri Merkezi'nde kanun dersleri veriyor. Cidem Başar da diğer sanatçılarımız gibi toplumumuzun yüz akı olarak başımızın tacı. İyi ki sen de varsın sevgili Cidem. Lütfen. Sanıyorum. Elbette yeni yetişenlerin değil.
Kuşkusuz onlar da tanıyacak. Topluma yaklaşırlarsa. Türkiye'den İngiltere'ye, oradan Arjantin'e, sonra da son durak Kanada, Quebec, Montreal. Türkçe, İngilizce ve İspanyolca şarkılarla Quebec'lere geniş bir yelpazede değişik müzik tatları sunuyor. Değerli sanatçı arkadaşlarımız hepsi kendi alanında bir herhangi bir zaten ödüllerimiz herhangi bir yarışma olarak değil toplumumuza yönelik aynı zamanda kültürümüzü dünyaya tanıttıkları için kendi alanlarında bizim Anadolu'ca gerçekten her hepsi kendi aralarında şampiyon ve en değerlilerimiz sağ olun. Kader Çolak. Ne diyorsun Kader? Özellikle soğuk Montreal gecelerini ısıtır. Sender üzerindeki kafe jitanı da sevenlerine güzel geceler yaşatır. Herhalde yakında programlarına yeniden başlar. İyi ki varsın Kader. Seni de buraya davet ediyorum. Lütfen. Artık sen de yapalım. Thank you.
Dediğim gibi bazı dostlar, birçoğu Türkiye'de, onu da söyleyeyim. Onlar bir grup. Beyni Ozan Boz ise sesi de yine kadife sesli Özgür Özman. Şöyle bir izleyelim. Yaptıkları albümler haftalarca Kanada'da liste başı oldu. Çeşitli müzik ödülleri aldı. Amerika, Kanada ve Türkiye'de müzik yazarları haklarında çok güzel şeyler yazdılar. Bu arada bir de kulis haberi verelim. Özgür Özman eski bir Bizim Anadolu yazarıdır. Bir başka kulis haberi ise Ozan Boz'un bir film hazırlığı. Yakında duyacağınızı sanıyorum. Minor Empire Kanada'ya Anadolu ezgilerini Batı tatlarıyla taşıdı ve Batı insanını Anadolu tatlarıyla tanıştırdı. Yeni tatlarınızı bekliyoruz Minor Empire. Ama selamlar var. Daha önceden kendileriyle konuştum. Türkiye'de oldukları için katılamadılar. Sizlere esenlik dileklerini sunuyorlar. Montreal toplum yaşamına katılalı çok olmadı. Yeryüzün ayırmış benden, ölüyorum, ölüyorum. Dem mi, dem mi, şirin dem mi, gelir geçer dünya gamı. Dost dem mi, dem mi, şirin dem mi, ben çekerim bunca gamı. Dem mi, dem mi, şirin dem mi, gelir geçer dünya gamı. Evet, Semay Gültekin'den söz ediyoruz. Lütfen Semay. Görüşürüz efendim. Thank you.
Oturun, oturun lütfen. Emin Bey siz oturun. Bana bir yer bırakın. Ben arkadan durayım. Ne yapayım? Arkadan şey yapayım. Dur ya. Oturun patron. Öyle mi? Kimler? Ödüller Allah sırada. Thank you.
Ayrıca çekti merak etme. Okey canım. Şey, buyurun seni. Üçümüz mü çektiler? Tamam. Merhaba. Hidayet'i gördüm bu sefer seni görmedim ben ya. Ben ödül almadım. Sağ ol. Ömer abicim çok güzel. Kendine iyi bak. İyi gördüm. Sağ olasın. İyi. Çok iyi gördüm. Kefeni yırttım. Ya çok iyisin valla. Harika. Çok sevindim. İşte böyle. Değerli izleyiciler, yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.